Evet, Gaziantep'te biliyorsunuz 6 Şubat gecesi yaşanan deprem sonucu Gaziantep Kalesi'nde meydana gelen hasarların onarılması için hızlıca iş ve işlemlere başlanmıştı. Bilimsel kurulların oluşturulması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hızlıca işi sahiplenmesi ve projelerin üretilmesinin akabinde şu an restorasyon çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Gelinen noktada kalenin bütün sur duvarları ve burçların onarımı gerçekleşmiş durumda. İç kalede yer alan yapı izlerinin konsolidasyonu, yürüyüş yollarının yenilenmesi, keping işlemlerinin kontrolleri, iç tünellerin restorasyonlarının yapılması gibi bir takım çalışmalar da hemen akabinde devam edecek. İşler sıralamasında devam ediyor. Glasis kaplaması da yapılarak kalenin restorasyonu bu yılın sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Restorasyon çalışmalarında da gelinen noktada artık son çeyrekteyiz diyebiliriz. Yıl sonu olarak bitirmesi hedeflenen çalışmada %75 seviyelerini görüyoruz. Aynı zamanda Gaziantep'te geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da gördüğümüz kalabalık şu an zaten tam mevsimi, tam dönemi Gaziantep'e gelme zamanı kampanyalarının neticesinde Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turist sayısındaki artmayı çok net gözle görebiliyoruz ve bunu rakamlarla da rekorlar kıracak seviyeye Gaziantep'e ziyaretçi akınına uğradığının farkındayız ve Gaziantep Kalesi'ne ziyaretçilerin bir an önce girme isteğini de anlayarak bu restorasyonları hızlıca tamamlayıp içeriye ziyaretçi almayı hedefliyoruz.